Bugün Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır ticareti yükselttiğin zaman diyorlar ki yani 900 milyon doların ötesini aşma. Aşması imkansız. Yani potansiyel belli. Ancak son sınır açıldıktan sonra yani benim aldığım rakam, bu rakam yanlış da olabilir ama benim aldığım rakam şudur. Bu sınır açıldıktan sonra Azerbaycan Türkiye sattığı enerjiye zam getirdi. Ve zam neredeyse 1 milyar üzerinde Türkiye'ye masraf. Daha fazla zarara uğrattı Türkiye. Yani 900 milyon dolar çıçağı ve iş, ve bu çok önemli unsur. Ermenistan'la da ilgili Türkiye bağlamında. Bakınız Ermenistan bana göre biraz Avrupa'da bunları söylemek şey olabilir. Bana göre şanslı haydut devlettir. Yani şanslı haydut devleti bu anlamda kullanıyorum. Ermenistan dört komşusu var. Dört komşusu var. İran, Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan. Şimdi Azerbaycan'ın bir parça toprağını işgal etmiş. Türkiye ile ilişkisi yok. Gürcistan'dan toprak talebinde bulunuyor. Gürcistan'dan da o şey bölgesinde de Gürcistan'dan da toprak istiyor. Yani böyle bir devlettir. Küçücük bir devlet olmasına rağmen çok güçlü bir irredentist eğilimi var. Yayılması eğilimi var. Yani büyük bir Ermenistan bugün hayal olsa da ama böyle bir eğilimi var. Ancak bu eğilim pratikte sonuç vermeyeceği Ermeni siyasi seçkinler açısından her gün geçtikçe daha fazla anlaşılıyor. Mesela Ter Petrosyan bunu en ilk anlayanlardan ki Ermenistan bu yolla gidemez. Ermenistan çünkü bakınız Ermenistan'ın şey girmesi için Gürcistan üzerinden mallar oraya giriyor. Şimdi diyorlar ki Ermenistan'a bir malın bir kilogramı girmesi Avustralya'dan Avrupa'ya malın girmesi kadar pahalı mal oluyor şey Ermenistan'ın. Yani Ermenistan ciddi bir biçimde ekonomik zarara uğruyor. Türkiye ile Azerbaycan'la yaşadığı sorun sebebiyle bütün bölgesel projelerden dışlanıyor. Ne enerjide yer alabiliyor, ne ulaşımda yer alabiliyor, hiçbirisi de yer alamıyor. Ve Ermenistan ekonomik anlamda daha sefil, daha aç ve cemiyetini göçe zorlayan bir ülke pozisyonuna geliyor ve ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Şimdi böyle bir süre içerisinde Ermenistan bu karşılaştığı sorunla çıkmak istiyor. Ve bu sadece Ermenistan değil, Ermenistan'ı bu noktadan çıkartmak isteyen Avrupalılar da var. Türkiye açısından bakıldığında bana göre Türkiye açısından Ermeni sorunu karmaşık ve çetrefilli bir sorun. Ve çok sorunla iç içe olan bir sorundur. Bu Türkiye'nin demokratikleşmesiyle, Türkiye'nin Avrupa Birliği giriş süreciyle, Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan ilişkileriyle, Türkiye'nin Kafkasya ilişkileri dahil birçok katmanları olan bir sorundur Ermeni konusu. Ve bu nedenden dolayı bunu hepimiz biliyoruz ki Batılılar Amerika'da Avrupa Birleşik Devletleri'de Ermenistan'ı o jeopolitik kuşatmasından çıkartmak istiyorlar. Rusya olan bağımlılığından çıkartmak istiyorlar. Çünkü Ermenistan tamamıyla Rusya'nın kontrolünde. Tamamıyla Rusya bağımlı ve hatta Ermenistan'ı askeri anlamda da Rusya kontrol ediyor. Ve Avrupa bunu buradan çıkartmak istiyor. Amerikalılar belli oranda Rusya ile Ermenistan arasında bir mesafenin yaratılmasını istiyorlar. Ve bunu kim yapabilir? Bu işi misyon olarak en iyi Türkiye yapabilir. Eğer Türkiye sınırlarını açarsa, Türkiye kapılarını açarsa Ermenistan-Rusya arasındaki tarihi bağın kopuşuna neden olabilir ve Ermenistan batıya Türkiye üzerinden yaklaşabilir diye bir algı var. Ve konsept de bunun üzerinden işleniliyor. Ama ne oldu? Kısaca o zamanki Türkiye sınırı açacağım dair işaretler vermeye başladığından itibaren tam tersine Ermenistan bölgede çekim merkezi haline geldi. Ne oldu? Rusya 900 milyon dolar silah hibe etti. İran ekonomik ilişkilerini daha fazla artırdı. Yani Ermenistan önemli bir şeye dönüşmeye başladı. Ne oldu? Azerbaycan, şimdi ona da geleceğim. Azerbaycanlılar şunu dedi. Türkiye ne yapmak istiyor? Türkiye bizi Rusya'ya mı itmek istiyor?
ve Türk ve Azerbaycan'ı Rusya'ya doğru itilebilecek bir süreç başlatıldı aynı zamanda. Yani konsept olarak ve onun ötesinde ne oldu? Sınır kapı açılmak başladıktan sonra Rusya ile Ermenistan arasındaki askeri anlaşmalar daha boyutlandı, daha derinlendi ve daha da artırdı. Bugün Ermenistan içerisinde Rusya öyle bir üs verildi ki Rusya orada ihtiyaç duyduğu zaman o üssü Ermenistan'ın izin almayacak şekilde kullanabilecek derecede ilerlettiler şeyi. Onun ötesinde Rusya ile Ermenistan arasında askeri ittifak ilişkisi var. Bu askeri ittifak ilişkisi çok derin bir ittifak ilişkisi. Bunu nasıl bozacaksın? Bu önemli. Oraya girdikten sonra Rusya Karadeniz dahil, Balkanlar dahil belli ataklara girdi. Azerbaycan ne oldu? Azerbaycan'da da şudur. Bakınız Azerbaycan'la Türkiye'nin belli bir sınır kırmızı çizgileri var. Bu koşullar uygulanırsa ben Ermenistan'la sınırı açarım bir şeyleri vardı. Onun biri de Karabağ. Şimdi Azerbaycanlılar şöyle bir şey söylüyorlar. Yani birçok kişi bunu soruyor. Türkiye'de de soruyorlar. Bize de soruyorlar. Çünkü ben sonuç itibariyle bir Azerbaycan Türk'ü olduğum için bunları söylediğim zaman sen bir Azerbaycan Türk'ü olduğu için böyle düşünüyorsun diyenler de oluyor veya böyle bir algının ortaya çıkabileceğini de doğuruyor. Ama şöyle düşünelim. Yani Azerbaycan Türkiye ilişkileri bana göre romantizm esasında kurulmuş bir ilişkidir. Ve bu romantizm Türkiye'nin başka herhangi bir ülkeyle kurabileceği bir ilişki de değil. Hatta biraz yanlış kaçacak ama söyleyeceğim. Kıbrıs Türk bölgesi Türkiye o kadar şey yaptığı halde Azerbaycan'da kurulmuş o duygusal ilişki Kıbrıs'la kurulmaz. Ya bunu Kıbrıs politikamız yanlıştır anlamında söylemek istemiyorum. Yani Kıbrıs'a geçseniz görürsünüz. Yani Türkiye'den olan rahatsızlığı net olarak hissedersiniz oralarda. Ama bu Azerbaycan'la kurulmuş bu duygusal ilişki, bu romantizm ilişki ki Türkiye'nin devletinin bütün katmanları bu romantizmi beslemek için önemli özveride bulunmuşlar. Önemli şeyde de bulunmuşlar. Hatta ben duydum bir diplomat arkadaşımdan şunu söyledim. Diyor ki mesela bizim oraya giden, Azerbaycan'a giden bizim dışişleri mensupları Azerbaycanlılarla Azerbaycan'ın bütün şımarıklıklarına dözüyorlar. Yani mesela Azerbaycan'ın yaptığını başka bir ülke yapsa hiç çok gocunmadan tepki verir ama Türkiye Azerbaycan'ı yapmıyor. Hatta en son Azerbaycan havaalanı ile de ilgili önemli şeyler vardı ki basına bile çıkmadı. Yani ciddi sorunlar vardı. Yani Azerbaycan yani tırnak içinde diye ki bir Türk sermayesini kovabilecek şekilde ciddi şeyler var. Yani bu denli bir bağ var. Ve Azerbaycan'da da bakıldığında bu net olarak gözüküyor. Ama sınır tartışması ortaya çıktıktan itibaren bu hayal, bu arzu, bu romantizm belli oranda kırılmaya, dağılmaya ve zayıflamaya başladı. Ya şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Yani bunu yani bu Azerbaycanlılar dünyaya baktıklarında haklı veya haksız dünyaya baktıklarında küçük bir devlet, Kuzey Azerbaycan'ı kaç küçük bir devlet, iki taraftan bir taraftan İran, diğer taraftan Rusya'nın baskısı altında kalan bir devlet ve tek umutları belli oranda, tek güvenebilecekleri bir Türkiye olarak algılıyor. Ve Türkiye algısı sadece bir algı değil, o toplumun bilinçaltında yerleşmiş ve neredeyse bir gün Türkler gelip, Türkiye'ye gelip bizi kurtaracak şeklinde diyebilecek bir algı yerleşmiş orada. Şimdi Türkiye'nin böyle bir şey ortaya çıktığı zaman toplumda sadece psikolojik önemli sorunlara yol açabilecek ve farklı şeyler doğurabilecek bir sorunları da beraberinde getiriyor. Ve Türkiye ve Azerbaycan toplumunda farklı tepkilere ve infiallere yol açabilecek bir süreç. Hatta ben o dönem Bakü'daydım ve Bakü'de ben nereye gittiysem ve dışişleriyle de bir şekilde ilgilenen kişiler hepsi bunu bize söyledi.
bana şu soruyu soruyor. Sen oradan geliyorsun bilirsin. Neden Türkiye bizi Rusya'ya itiyor? Git Rusya. Neden? Herkes bunu soruyordu. Neden bunu bu önemli bir ne oldu? Ya Türkiye bu süreci başlattı. Süreci başlattı. Geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü amaçladığı şeye ulaşamadığı hiç tam tersine var olan bir sorunu da beraberinde getirdi. Şu anda tabii Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri sağlıklı, doğru düzgün yörüngesinde devam ediyor. Yani bunun zarar görmesi için şu anda herhangi bir neden yok. Ama o algı Azerbaycan'ın yalnızlaştığını ve kendine farklı bir yol çizmesi gerektiğini de doğurabilecek bir süreci başladı. Bu süreç ne çerçevedeydi? Yani siz Kafkasya'da barış diyorsunuz sıfır sorun çerçevesi içerisinde. Kafkasya'da barış ve istikrar paketi hazırlıyorsunuz. Kafkasya'da Azerbaycan Ermenistan arasındaki ihtilaf çözülmeden, sorun çözülmeden Kafkasya'da bir barışın ortaya çıkması mümkün mü? Yani Azerbaycan'ı dışlayarak ve Azerbaycan'a bilgi vermeyerek bunu buraya getirmek doğru mu? Yani benim biz Türkiye'de olduğumuz zaman benim seslendirdiğim iki tane fikir var bu bağlamda. Birincisi, Türkiye Azerbaycan'la her ikisini ilgilendiren bu sorunla ilgili bir koordinasyon merkezi kurulması. Yani ve bütün bu işler bir koordinasyon çerçevesi içerisinde yürütülmeli. Türkiye diyor ki koordinasyon var, Azerbaycanlılar koordinasyon konusunda koordinasyon yok diyecek gibi ifade veriyorlar. Ama Türkiye'deki diplomatlar koordinasyonumuz var diyorlar. Biz ona bilgi vererek diyoruz ama ortada ciddi bir sıkıntı olduğu çok açık. Yani bu koordinasyon olmadığı zaman ciddi sorun. İkincisi, en önemlisi, tartışılması gereken şey o da budur ki biliyorsunuz Azerbaycan herhangi bir askeri pakta taraf değil. Ve taraf olmadığı için Ermenistan Rusya ile askeri ittifakı var. Kürdistan'ın NATO'ya girme arzusu, hayali, itirazı net olarak ortadadır. Azerbaycan yani şöyle bir soru sorulabilir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bir askeri ittifakın ki bana göre özellikle de Azerbaycan açısından hayatıdır ve Türkiye ile Azerbaycan'ın bundan sonraki süreçte ilişkilerini daha sağlıklı yürümesi açısından önemli bir unsur olacağını düşünenlerdenim. Yani baktığınızda yani süreci yeniden özetlemeye gelirsem, ne dedim? Irak Savaşı Türk dış politikasının açısından önemli bir sorundu ve Türkiye'nin komşularına daha fazla ilişki kurmasına itti. Irak Savaşı aynı zamanda Sünni Arap devletleri de Türkiye'ye doğru itmeye başladı. Suriye'ye doğru itmeye başladı. Tabii buna AKP'nin düşünceleri, AKP'nin kavramsallaştırması da önemli katkı sağladı. Bir Mart tezkeresinin geçmemesi önemli bir unsurdu. Özellikle Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki algısıyla, çünkü ondan önce tırnak içinde ABD ne isterse Türkiye onu yapar bir algı vardı. Bir Mart tezkeresinin geçmemesi Türkiye'nin bu algısını deldi. Türkiye bağımsız bir ülke olduğunu, kendi milli çıkarları çerçevesinin gerektiğinde bağımsız davranabileceği bir algının ortaya çıkmasını sağladı ve Türkiye Suriye'nin, Suudi Arabistan'ın, İran'ın ve diğer ülkenin çekim merkezi haline gelmeye başladı. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Irak dahil, İran dahil önemli bölgesel sorunları var. Bu sorunlar çerçevede Türkiye'ye ihtiyaç duyulmaya başladı. Böyle bir noktada gelen sıfır sorun politikası, sıfır sorun politikası belki buna katkı sağlayabilirdi. Ancak belli söylem sebebiyle, belli söylem ve eylem ayar tutturulmaması sebebiyle Türkiye sonunda hem İsrail'le önemli sorun yaşamaya başladı, hem Amerika Birleşik Devletleri ile önemli sorun yaşamaya başladı. Ki bu önemliden kastım, yani iki ilişkilerini zedeleyebilecek bir noktada değil. Ama belli bir sorunlar yaşanıyor. Bugün Azerbaycan'la da duygusal anlamda, düşünsel anlamda bir sorun hala devam ediyor.
yani baktığımızda var olan bir politikayı hem Orta Doğu gerçekliği, çünkü ben Türkiye-İsrail ilişkilerine girmek istemedim ama 5 dakika zamanım var, kısaca da ona girip şimdi biliyorum 1,5 saat blok konuşma zor da, yani sizin açınızdan, yani o da şu: Türkiye İsrail'i şey olarak, İslami topluluğu olarak tek ve en teklimin en erken kabul eden ülkedir. Ve Türkiye bunu biliyor ki hem Osmanlı hem Türkiye her zaman Yahudilerin barındığı bir coğrafya olmuştur. Ve İsrail'in kendi varlığını sürdürmesi açısından 1968 Ben Gurion teori çerçevesi içerisinde her zaman Türkiye önemli bir merkezi ülke olmuştur. Ama Türkiye'de her zaman Filistin kaygısı olmuştur Türkiye toplumunda ve Türkiye'nin bakış açısı 1968 69 anlaşmasına geri dönülmesi, iki devletli ve özellikle de Arapların öne sürdüğü Arap barış planı çerçevesi içerisinde Filistin sorununun çözülmesi. Burada bir nokta koyuyorum. Daha sonra özellikle de soru cevapta bu söylediğim o kaba hatları daha ayrıntısıyla konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Hayalperest aslında, hani böyle bir şey gerçekleşmeyecek büyük bir ihtimalle, ama size bir yetki verselerdi, siz bugün Dışişleri Bakanımız olsaydınız ve Türk Dışişleri'ni yönlendirecek bütün güç elinizde olsaydı, İran'la, Ermenistan'la, Rusya'yla ve Suriye'yle olan ilişkilerimizi ve Azerbaycan'la tabii ki nasıl yönlendirirdiniz? Benim düşüncem şu: İran konusunda benim düşüneceğim şey, bir defa İran nükleer çalışmalarına dönük ikili bir eleştirel diyalog yapılması gerektiğini düşünüyorum şu anda Türkiye'nin. Yani Türkiye şu anda sadece İsrail'i değil, Amerika Birleşik Devletleri'ni değil, aynı zamanda İran'ın nükleer ihtirasını da eleştirmeli. Çünkü sonuç itibariyle bunlar ikili birbirini besleyen olgu. İkisinde bu ikili bir eleştirel söylemi çerçevesi içerisinde diplomasinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de şudur budur ki, yani İran'ın geleceğinde Türkiye'nin daha etkin olabileceği ve Türkiye'nin klasik dış politika anlayışından daha farklı bir konseptin gelişmesini arzu ediyorum ben kişisel olarak. Çünkü Türkiye dış politikası geleneksel olarak devlet üzerinde inşa edilmiş bir dış politika algısı. Ben bu İran bağlamında devlet ilişkisiyle birlikte devlet toplum ilişki modelini de geliştirmek isterdim. Çünkü Türkiye sadece devleti kastediyor. Toplum ve devlet toplum mesela baktığınız zaman bugün Amerika Birleşik Devletleri hem devlet toplum hem toplum modelini geliştirerek kendi etkinliğini sürdürebiliyor. Türkiye-İran ilişkilerinde devlet ilişkisi, toplum ilişkisinin geliştirilebileceği, çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'den sonra en fazla Türk'ün yaşadığı coğrafya İran'dır. Ve İran çok önemli bir, her anlamda Türkiye açısından özellikle de hem o İran'ın tarihinde hem Kafkasya hem de Orta Doğu'da önemli etkinlik sahip olabilecek bir şey olarak. Azerbaycan konusunda da söyledim, koordinasyonun kurulması ve askeri ittifakın ve Ermenistan'ın daha önce üçlü koşullarımız var. O koşulların devam ettirmesini isterim. Yani çok net olarak, yani bunun sağlıklı buluyorum. Suriye ile olan ilişkilere bakalım da, Suriye Türkiye'nin canını sıkacak herhangi bir şeyde şu anda bulunmuyor. Yani Suriye PKK konusunda şu anda Türkiye'nin güvenebileceği derecede Türkiye'yi destekliyor. Ancak Türkiye Suriye'nin bölgesel diğer etkinliklerini hem törpüleme, dengeleme, onu özellikle de İran'ın onu sürdüğü Orta Doğu bataklıktan çıkarabilme ve Irak'ta onun et gücünden kullanma ve bu şeyleri biraz daha uzun. Teşekkür ederim, bu kadar. Çok farklı sebebi olduğu için. İlk merak ettiğim, şimdi siz bayağı tarihsel konulardan bahsettiniz, ideolojiden bahsettiniz. Ama bence en önemli konu burada ticari ilişkiler. Sonuçta her ülke kendi ticari ilişkilerine dikkat eder.
Türkiye'nin 2000 yılında en yakın komşularıyla yaptığı ticaret %9'du toplam hacmin. Bugün %30. Yani sıfır politikanın sonuçta bir etkisi olmuş. Normal ülkelerde bu %60. Normal bir ülke en yakın komşularıyla yaptığı ticaret hacminin %60'ını yakın komşularıyla yapıyor. Şimdi Türkiye, Orta Doğu'da bu entegrasyonu sağlayabilir mi? Neler yapması gerekiyor? Örneğin bir Lübnan'ı, bir Suriye'yi, bir Irak'ı kendi ekonomisine entegre edebilir mi? Uzun vadede bir İran'ı bölgeye entegre edebilir mi? İlk merak ettiğim soru bu. İkincisi İran hakkında. Biz bence biraz İran'ın yerine hiç kendimizi koymuyoruz. İran'ın arkasına bakarsanız Pakistan Sünni bir ülke, elinde nükleer silah var. İran'ın en büyük düşmanın dediği bir ülke İsrail, 300 tane nükleer başlığı var. Ki ne Avrupa'nın ne Amerika'nın umurunda değil gibi görünüyor. İran'ın en yakın komşusu Irak'a Amerika girmiş. Arkasında Afganistan Amerika girmiş. Ve Amerika ve İsrail Irak'ı defalarca tehdit etmiş. Yani İran'ın bir de böyle bir konumu da var. Siz İran'ın yerinde olsanız nükleer silah elde etmeye çalışmaz mısınız? Şimdi birinci soruya yanıt versem, Türkiye'nin son zamanlarda doğru komşularla olan ekonomik ilişkileri çok gelişmiş. Bu açık bir gerçek. Bunu sadece sıfır sorun politikasına indirgeyerek yorumlamak da doğru değil. Çünkü zaten Türk ekonomisi ciddi bir biçimde büyümüş ve pazar arıyor. Ve komşularına yönelmiş, ama sizden farklı olarak şu soruyu soralım. Siz de %30 arttığını söylüyorsunuz da lütfen onun Türkiye, o ticaret dengesinin Türkiye'nin ne kadar lehine olup olmadığına da bir bakalım. İki örnek vereceğim size. Biri İran, biri Rusya. Türkiye ile İran arasındaki geçen yıl ticaret hacmi $10 milyar. Ve bu ticaret hacmi İran'ın lehine, Türkiye'nin aleyhinedir. İran'ın aleyhinedir. Türkiye'nin aleyhinedir. Hatta bunu şunu söylüyorlar. Bunu şey olarak ekonomistler şunu söylüyorlar. Dış ticaret müsteşarlığı bunu söylüyor. Bu ticaret dengesi şeyden dolayıdır. Türkiye'nin doğalgaz, petrol alım sebebiyle bu dengesizlik yaranıyor. Yani normal şeye baktığınızda bu ticaret hacminin büyük bölümü zaten şeye gidiyor. Doğalgaz, petrol alımı. Şimdi sizin Rusya'yla Türkiye'nin $40 milyar yakın ticaret hacmi var. Öyle değil mi? Rusya Türkiye'nin komşusu sayılıyor, öyle değil mi? Türkiye'nin %70-80 sadece doğalgazı Rusya'dan karşılanıyor mu, karşılanmıyor mu? Yıllık olarak. Ne kadar bunların? Yani bunları hesaplayın. Hocam turizm... Buradaki, yok şunu söylüyorum. Buradaki o rakamlar doğru ama aldatıcı. Rakamı böldüğümüz zaman. Ama şeye geldiğimiz zaman yani o rakamlar hem İran bağlamında hem Rusya bağlamında aldatıcı. Türkiye'nin ekonomide belli bir ilerlemesi var. Belli bir gelişmesi var. Ben bunu inkar etmiyorum. Yani buna hiç inkar etmeye de bir şey de yok. Ama onu abartmamak gerekiyor. Çünkü son zamanlarda Türkiye'nin enerji ihtiyacı o kadar fazla arttı ki ticari şeyleri daha fazla arttı. Şey diyorsunuz, turist diyorsunuz. Mesela turist sayıları. Türkiye'ye yılda, yani bu yıl itibariyle yıllık yani 17-18 milyar dolarlık, öyle değil mi? Ticari şey turizmin geliri var Türkiye. Şimdi bu nereden başladı? Yani bunun başlangıcı AKP'yle değil ki. Bu zaten Turgut Özal döneminde başladı. Hatta ben buraya gelmeden önce bir arkadaşımla buluştum. Arkadaşımla konuşuyordum. Böyle biraz daha ortamı yumuşatmak açısından söylüyordu. Diyordu ki bizim oralarda çok kötü bir şeyle karşılaştık diyor. Şimdi dedi kız kardeşim benden zengin. Damadımız benden zengin. Niye dedim damadı zengin? Diye bizim oralarda en kötü yerleri, sulu yerleri o zaman kızlara vermişler. Denizin kenarındaki burada bir şey olmaz. Bütün o yerin en verimli bölgeni erkeğe vermişler. Turgut Özal şey yaptıktan sonra bütün o bölgeler verimli hale gelmiş. Şimdi diyor ki damadımızla, kızımızla bizden zengin hale gelmiş. Yani bu süreç zaten Turgut Özal döneminden ciddi bir biçimde başlamış ve günümüze kadar Türk turizmi başarabildiğince yoluna devam ediyor. Yani bunu da AKP'ye indirgeyerek yorumlamamız çok da doğru olmayabilir. Ama ben burada bu süreçte AKP'nin özellikle de Türkiye'nin o ekonomik krizden sonraki süreçte
süreçte Türkiye'nin belli göreli olarak bir istikrarı yakalaması, bu tabii küresel finans süreçleriyle de ilintili olan bir süreçti. Onu yakalayabilmesi, özellikle de en önemli şeyleri dış ticarette bütün bürokratik engelleri başarabildikçe kaldırabilmesi, onun önünü açabilmesi, ha, bunlar önemli şeyler. Yani bunu diyorsanız ben de katılıyorum. Hatta yurt dışına gelen iş adamlarıyla söylerseniz bunu söylüyor. Daha önce biz bir işi yaptırmak için neler neler yapıyorduk ama şimdi çok kolayca bunu yapabiliyoruz. Yani bu büyüme, bu rakam hem alt edici hem de gerçek şeye baktığında o kadar da bir büyüme yok. Yani dediğiniz şuna katılıyorum. Türkiye'nin kendi komşularıyla ekonomi potansiyeli çok yüksek. Bunu da değerlendirmesi gerekiyor. Neden değerlendiremiyor? Bu çünkü o coğrafya siyasi bir coğrafya. O coğrafya siyaset ekonominin dışında değil ki. Sen siyaset ekonominin dışında attığın zaman yorumlayamaz. Türkiye, iki örnek vereyim İran'la ilgili. Türkiye İran'da Hümeyni Havaalanı'nı aldı. Oranın restorasyonunu aldı. Hümeyni Havaalanı restorasyonunu aldı. Başlama istediği zaman İran'ın ordusu, devrim muhafızları girdi içeri, yolu kapattı. Gelen uçağa iniş izni vermedi. O şey durduruldu. Turkcell ikinci operatör protokolünü aldı İran'dan. Sonra devrim muhafızı İran dedi hayır biz Turkcell'e veremeyiz çünkü Turkcell'de Yahudi sermayenin yeri var. Bu nedenle dolayı bu güvenlik sorunu biz bunu veremeyiz. Attılar getiremezse Güney Afrika ile şey yaptılar. Yani siz mesela Suriye ile bir istediğiniz mesela Suriye'de sınırı açıldı değil mi? Sınırı açıldı. Ne gelip ediyor ki? Yani sorun oradadır. Yani oradaki baktığınız zaman bir defa orada ticaret kültürü, ekonomi mevzuatının karmaşıklığı, çoğunun dünya ticaret örgütüne üye olmaması, taklit kültürü, banka sisteminin berbat oluşu, ondan sonra bir sürü şeyler var, işleyişi ciddi bir biçimde engelliyor. Yani mesela şimdi sen geliyorsun, mesela şimdi ne diyorlar? Lübnan şu biz ticaret şeyi kurduk diyorlar değil mi? Ha şimdi senin ekonomi mevzuatın tamamıyla Avrupa Birliği standartlarındaydı. Sen bunu yapamazsın ki. Bu yapma şansın da yoktu. Çünkü mesela şöyle bir şey var. İran'da mesela Sahand arabası var. Mesela Sahand arabasını İran yıllarca Türkiye'ye getirmek istedi. Ben burada açmak istiyorum dedi. Çünkü Avrupa standartlı çerçevesi olduğu için getiremedi. Çünkü niye? Hem arabayı getireceksin. Hem bunu tamir edebilecek, hem bunun parçalarını satabilecek bütün birimi oluşturman lazım. Yani bu oradaki ekonomi yapının sorunlu oldu. Mesela İran'la ilgili net olur. Ülker gitti İran'a. Ülkenin kaderini biliyorsunuz. Gitti İran'a. İran'da önemli bir çikolata bir sürü şeyler yaptı ama en son öğrendiler. Sonra Ülker'i bütün her şeyini verdiler. Ne gönderdiler içeri? Gittiler. Yani yani öyle kolay değil. Yani biraz önce saydığım o ekonomik faktörler ekonomik ilişkiyi ciddi bir biçimde zorluyor. Orta Asya, Kafkasya'ya diyelim. Mesela Orta Asya, Azerbaycan bizim kendi vatanımız. Azerbaycan bu son şeyde havaalanında gidiyor diyor ki şey diyor. Orada Türk Hava Yolları'nın bir bürosu var. Oraya gelip diyor ki sana mesela diyorum bu adamlar aylık oraya $1000 veriyorlarsa adamlar diyor ki yarından itibaren buranın aylık oldu $15,000. Diyor ki kardeşim ben burası $15,000 burada ben kazanıyorum. Hayır ya kapat git ya da $10,000. Yani öyle bir süreç var ki politik anlamda küçük bir cümle söylediğin zaman iş adamlarını içeriden atıyorlar. Yani isim vermiyorlar. Yani istediğin sağlıklı rüşvet kültürü bir sürü farklı şeyler senin orada ekonomik ilişkilerini ciddi bir biçimde zorluyor. Çünkü sağlıklı, öngörebileceğin, girebileceğin bir alan değil. İkincisine sorunuza geldiğiniz zaman kim diyor ki İsrail'in elinde nükleer silah olsun? Kim diyor ki? Yani İran elinde nükleer silah olmasının arkasında İsrail'in elinde nükleer silah olsun cümleye çıkartma doğru bir şey değil. Yani bunlar ikisi aynı şeydir. Çünkü bu zihniyetin arkasında şu var. Ben Türkiye'de de bunu söylüyorum. Sen diyorsun ki İsrail'in varsa İran'ın olsun. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Uluslararası hukuku hiçe saymak. Şimdi uluslararası hukuku da fetişleştirmiyorum. Ama uluslararası hukuku hiçe saymak. Nedir uluslararası hukuk? Yani demektir değil mi? Nedirse uluslararası hukuklar, hukuk onda Bush Irak'a girebilir. Bush İran'a girebilir. Eğer herkes yapabildiğini yapabilirse
güç belirleyici olursa, herhangi bir ahlaki ilke, herhangi bir hukuki ilke belirleyici değilse zaten güçlü yaptığını yapacaktır. Yani bu çerçevede bizim çıkabileceğimiz nokta siyasi şeylerden de olsa uluslararası hukuk çerçevesi. Gelin şu soruyu yanıtlayayım, ben uzatmak istemiyorum. İran nükleer çerçevesi çalışmalarında uluslararası hukuku uygulamış mı, uygulamamış mı? İki, uluslararası hukuka uyacak mıyız, uymayacak mıyız? Bence uluslararası hukuku ihlal etmiştir. Bence kesinlikle uluslararası hukuka uymalıyız. Çünkü uluslararası hukuka uymazsak en fazla kaybeden bizler oluruz. İran aramızda herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtiliyor devlet resmi organlarına göre. Oysa devletin resmi organlarına göre yaşananlar gizleniyor. Daha iki hafta önce Mehmet Tezkan'ın bir yazısında, makalesinde 200 ya da 250 civarında çobanın öldürüldüğü yazıyor İran sınırında. Biz 9 tane gemide giden 9 tane Türk vatandaşı öldürüldü diye savaş açabiliyoruz. Ama 200-250 tanesi öldürülüyor. Onları çoban niyetine koyduğumuz için herhalde onlara bir şey demiyoruz. Bu AKP'nin ılımlı İslamlı olarak başlattığı politikası daha sonra gizli takvimiyle acaba İran devriminden etkilenerek bir göz yumma politikası mıdır? Yani soruyu şöyle, yani AKP ile yani İran AKP açısından belli bir dönem özelliklere, yani bu kadro, bu dönem zaten AKP yok. Tabii ki İran bu seçkin, siyasi seçkinlerin bir dönem önemli siyasi merkeziydi. Sevdikleri, beğendikleri, yakınlık duydukları. Ama bugünkü süreci sadece buna dayanarak, buna... Yani soruyu şöyle, yani AKP ile yani İran AKP açısından belli bir dönem özellikle de, yani bu kadro, o dönem zaten AKP yoktu. Tabii ki İran bu seçkin, siyasi seçkinlerin bir dönem önemli siyasi merkeziydi. Sevdikleri, beğendikleri, yakınlık duyduklarıydı. Ama bugünkü süreci sadece buna dayanarak, buna indirgeyerek yorumlayamayız. Ama bu faktör de var. Faktörü şöyle ben yorumluyorum, ben onu açıkça söylemedim. O da şudur, yani sonuç itibariyle AKP ile AKP irtica İran arasında bir özdeşleşlik var. Öyle değil mi? Bir özdeşleşlik var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Şimdi AKP baktığınız zaman daha önce bütün faili meçhul cinayetlerin sorumlusu kim gözüküyordu? İran gösteriliyordu Türkiye'de. Ve İran'a, hedef İran'a gittiğinde burada Türkiye'deki tırnak içinde İslamcılar hedef biziz demeye getiriyorlar. Yani İran'a hedef göstererek aslında bizi ezmek istiyorlardı. Amaç biziz. Sadece İran'ı biz İran uğrunda şey yaparız. Şimdi adamlar geliyorlar, irticayı kırmızı kitaptan çıkarıyorlar. Bir tehdit değil diyorlar. Yani kırmızı kitaptan irticayı çıkaran bir yönetici diyelim mesela İran'ı bir tehdit olarak algılar mı? İran'ı tehdit olarak algılamaz. İran'ı bir tehdit olarak algılaması kendi kimliğiyle de bir tür çeliştiği anlamını ifade ediyor. Yani burada bir özdeşleşlik var ama özdeşleştiği şu bağlamda değil. Yani bana göre, benim düşünceme göre, ben her iki ülkeye, bana göre AKP yöneticilerin niyeti ne olursa olsun Türkiye'de bir İslam devleti iktidarda olamaz. Yaşaması da mümkün değil. Yani hiçbir sebepte olması, ekonomik olarak yaşaması mümkün değil. Ekonomik olarak yaşıyor. Çünkü Türkiye'nin, mesela İran'a bakalım, İran gibi bir ülkenin ayakta durduğu nokta petroldür. Petrol olmasa İran devleti 30 yıldır o ayaktaki rejimini ayakta tutamaz. Türkiye bir İslami devlete doğru gittiği andan itibaren ekonomik anlamda iflas eder ve hiçbir şey yapamaz. Ha bunu ben siyasi anlamda demiyorum. Türk toplumun hala önemli bir bölümünün duyguları da, yönleri de çok bambaşka bir yerde. Yani şu, bu biraz farklı bir konu. Yani AKP'ye %40 diyelim bir oy çıktı bir dönem. Ya bunların hepsinin bir İslami proje çerçevesinde AKP'ye oy verildi demek, Türkiye'yi bitmiş demektir. Yani. Ben buna inanamıyorum. Ben gördüğüm insanların da bu sebepten dolayı oy verenlerin bir çoğu da bu değil. Bu değil. Yani Türkiye toplumu anlamayabilir, yanlış yorumlayabilir,
çok farklı algıları olabilir ama o oyun sebebi Türkiye'de İslam devleti kurulması değil yani. Ben öyle gör, çünkü ben öyle bir adamları tanımıyorum. Ha, öyle tipler olabilir, öyle insanlar olabilir, onu isteyenler olabilir, oy hayatı arzulayanlar olabilir. Hatta AKP'deki gelmeyen yöneticilerin hepsi öyle olsun. Ama o Türkiye'nin o Türkiye'nin atmosferi, Türkiye'nin ekonomik, siyasi, kültürel şeyleri, kodları buna çok da uygun değil. Çünkü bu hem siyasi düzeni koruyamazsın, ekonomik yapıyı koruyamazsın, toprak bütünlüğü dahil birçok şeyi önemli sorun altına girebilir. Çünkü din devleti denildiği zaman adamın aklına kolay bir şey geliyor. Siz çoğunuz burada yaşayamazsınız. Yani İranlıların yaşadığı kaderi paylaşmak zorunda kalırsınız. Yani din devleti çok tehlikeli ve çok yıkıcıdır. Yani onu yaşayan anlar. Yani öyle bir sürecin ne Türkiye toplumunda ben o potansiyeli görüyorum. Türk toplumu dindar bir toplum. Ama Türkiye'deki dindarlık kültürel bir düzeydedir. Yani çok kişi adamlar vardır. Yani içkisindedir. Her şey yapar ama yani kendisinde yeryüzünde en büyük Müslüman olarak algılar. Yani öyle bir çok farklı bir çelişki var o coğrafyada. Onu farklı şekilde onu biri kullanabilir, biri faydalanabilir. O duyguyu farklı yerlere şey yapabilir ama bana göre o Althusser'in bir kavramı var ya, son kerte. Bana göre o son kertede Türkiye kendi ağırlığını koyar diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye toplumunun çok derin tarihi birikimi var. Çok derin tarihi birikimi var. O tarihi birikim öyle kolay oluşulmuyor. Oluşulmuyor. O tarihi birikim bugün hepimiz de bir şekilde yaşıyor. Hepimiz de bir şekilde. Bu öyle bir kolay bir süreç değil. İran'ın durumu bambaşka. Bambaşkaydı devrim olduğunda. Erdoğan'ın gerçek misyonu ne? Çünkü gerçeği sizce ne? İkincisi de Türkiye'de petrol var. Neden çıkardı? Şimdi Erdoğan'ın gerçek misyonu ne denildiği zaman bu hem bugünkü konuşmamıza biraz farklı bir şey. İkincisi de şöyle düşünüyorum, biraz daha olumlu olarak bakalım. Yani bu grup, bu şu anda iktidarda olan kadro, Türkiye Devleti'nin temel değerlerini bir şekilde içselleştirmemiş gruplardır. Yani ve iki en önemli ana unsurla çelişkilerini yaşıyorlar. Biri Türklüktür, biri de laikliktir. Yani hem Türklüğü ve hem laikliği bir şekilde içselleştirmemiş gruplar. Ve onlara göre, tabii onlar laikliği farklı bir biçimde tanımlıyorlar. Ve onlara göre bu Türkiye'de eğer sağlıklı bir yere gidecekse, onların düşüncesini söylüyorum. Bu totaliter zihniyet iktidar alanından temizlenmeli, arınmalı. Hem farklı kimlikler, dinler kendilerini temsil etmeli. Yani bu bir anlamda liberal bir görünürde liberal demokrat bir söylem çerçevesi içerisinde belli kimliklere bir ortam yaratmak, bir alan yaratmak anlamını ifade eden de bir süreçtir. Yani şimdi örnek verme, bu liberal söylem çerçevesi içerisinde siz aynı zamanda bugün AKP iktidarından sonra bakınız Kürtlerle ilgili neler yaşanıyor Türkiye'de. Şimdi düşündüğünüz zaman ben hep bunu düşünüyorum. Eğer bunlar İslam devleti kuracaklarsa, yani İran'daki rejimin, Afganistan'daki rejimin etnik gruplara yaptıklarını biliyoruz. Yani ne yaptıklarını da yani ortada baktığınız zaman benim kendi düşüncem bu. Ortada çok çelişkili bir tablo var. Çok çelişkili bir tablo var. Yöneticilerin kendi söylemleriyle arazide gördüklerimiz, o gerçekleştiren gördüklerimizin de bir tablo var. Benim bütün bu tabloyu düşündüğümde ben şöyle düşünüyorum, iyimser anlamda söylüyorum. Bana göre Erdoğan'ın bir Türkiye hayali yoktur. Yani çok farklı bir Türkiye hayali yok. Çünkü çok farklı bir Türkiye hayali olsa onu düşünür, onu biçimlendirmek için oraya nasıl gideceğini bilir. Mesela Türkiye'de yaşayan, mesela örnek veriyorum, Kürtlerle ilgili. Yani bir çözüme dönük bir arzun varsa var olan sorunları da bunu belli bir konsept çerçevesi içerisinde geliştirirsin. Ama
sen öyle bir ortam yaratırsın ki psikolojik üstünlük tamamıyla bugün terörün elinde. Tamamıyla bugün terörün elinde. Yani öyle bir konuşmaları var, öyle bir tavırları var ki, nedir o tavırlara baktığınız zaman? Yani isterseniz vermeyin, isterseniz şey yapayım, bakın görün ben size ne yapacağım. Öyle bir psikolojik üstün bu. Yani eğer sen bunu çözmek istiyorsan neden psikolojik üstünlüğü teröre vererek ve sorunu tam haliyle çözümsüz hale getiriyorsun? Yani bugün Türkiye'deki bugün onların istekleri, dile getirdikleri var olan sorunu çözer mi? Yoksa tam tersine bir Türk sorunu da ortaya çıkar. Türkler diye ne oluyor? Bu coğrafya benimdir. Sen hiç kimseye veremezsin. Bu tarihte de yaşanmıştır. Yani veya diyelim din konusunda, diğerleri konusunda yani bir sürü çelişkiler var. Alevilerin sorunu çözeceğiz denilip ortaya giriliyor. Ama ne yapıldığı, ne edildiği orta belli değil. Ne yapacaksın? Nasıl çözüyorsun? Bir tane milletvekili, bir roman yazarı milletvekili yaptın diye orayı temsil mi edeceksin demektir yani. Veya başka şeylere bakıldığında bence güncele yanıt veren bir şekilde de Türkiye'nin cumhuriyet değerlerini sindiremeyen, kabul etmeyen ama o değerlerin yerine alternatif bir değer olarak da sunamayan bir kadroyla karşı karşıyayız. Laiklik diyorsun. Laikliğin alternatifin ne? Nedir senin laiklik tanımın? Söyle. Yani onu söyle. Bu laiklik tanımını ben kabul etmiyorum. Söyle laiklik tanımın nedir? Cumhuriyet tanımını kabul etmiyorum. Cumhuriyetin ne? Onu söyle. Öyle değil mi? Yani bir belirsiz süreçtir. Alıp başına gidiyor. Ve sorunların daha çok onların gizli gündeminden daha çok sürecin yöneticilerin bir hayalin olmamasından kaynaklanıyor. Bir gelecek vizyonlarının olmamasından kaynaklanan önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Yani ekonomik dahil birçok sorun dahil. Bugün Türkiye'de demokratikleşeceksen demokratikleşmenin en önemli özelliği senin bürokratik alanında dinden, ırkından, her şeyinden arınmış bir yapı kurman gerekiyor. Ama senin bazı devlet daireleri nerede, kimin elinde? Yani bunlar herhangi bir demokratik ülkelerde olabilecek bir süreç mi? Yani bütün bunlara bakıldığında ben sürecin yani o takımın ne yapmak istediğini iyimser anlamda söylüyorum. Yani yine de söylüyorum. Bir iyimser düzlemde ne yapmak istediğini çok da bildiklerinin kanısında değilim. Ve büyük en önemli tehlike de buradadır yani. En önemli tehlike de buradadır. Yani bir yöneticinin bir ülkeyi bir yöneticinin sezgisine bırakılmaması kadar Türkiye büyük bir devlettir yani. Petrol konusunda ciddi dedikodular var. Dedikodular var. Birçok kişi bunu söylüyor. Ve mesela benim petrol çalışanların üst düzeylerinden bunu şey yaptım. Bizde petrol var deniliyor. Zengin petrol var deniliyor. Denildiği bana söylenen bu çünkü uzmanlık alanım değil. Ama bunun ortaya çıkarılması çok derin alanlar, derin katlarda. Bunun ortaya çıkarması kazanabileceğimiz şeyden daha fazla olduğunu iddia ediliyor. Ve bu nedenle dolayı Türkiye Devleti bunu her gün daha fazla erteliyor. Bu bana söylenilen şey olarak erteliyor. Ama bazıları da diyor ki Amerikalılar izin vermiyor, başkaları izin vermiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Yani benim o coğrafyamda, o toprağımdaki petrolü benim çıkarmayacağım Amerikalılar niye karışsın ki? Yani niye izin vermesin ki? Bu sadece benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin kendi stratejik ve teknoloji sebebiyle zengine, bir tasarrufu. Zengineleri boz lazım. Türkiye'nin doğuda petrol çıkarması. Ne anlamda? Yani ekonomik dengeleri bozacak. O eğer Türkiye öyle bir şeye ulaşırsa doğal olarak hem ekonomik dengeyi bozar hem siyasi dengeyi bozar. Ama bu dengenin bozulmasını istemeyen belki Türkiye olabilir. Yani bunu üçüncü bir ülkenin burada dahil olduğunu düşünmüyorum. Bu Türkiye'nin kendi tasarrufu olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin kendi kararıdır bu bağla. Benim tabii uzmanlık alanım olmadığı için
Doğu Türkistan mücadelesi, yani Doğu Türkistan'a dönük Türkiye, özellikle de 90'lardan sonra politikası değişmeye başladı. Hatta ben hatırlıyorum, Mesut Yılmaz döneminde Doğu Türkistan'ın bütün dernekleri, şeyleri kapatıldı. Ve Doğu Türkistanların çoğu Türkiye'den, Türkiye'yi terk ederek Avrupa'ya veya Amerika'ya gittiler. Ve o Doğu Türkistan olayı ki yaşandı, orada AKP zorunda kaldı. Yani AKP bilinçli olarak olaylar çığırından çıktı. Türkiye toplumu kaynadı. Yani burada böyle şeyler oluyor. En son AKP tepki vermek zorunda kaldı. Zorunda bir durumunda kaldı. Yoksa bugün AKP'nin gündeminde Doğu Türkistan diye bir şey de söz konusu bile değil. Çünkü Doğu Türkistan sorunu sadece bir sorun değil ki. Doğu Türkistan, Doğu Türkistan'a baktığınız zaman Doğu Türkistan en önemli sorunu Doğu Türkistan diyen bu coğrafyanın nüfus denkleminin değiştirilmesi ve farklı bir yöne gönderilmesi. Şimdi hanlar her gün gittikçe orada daha fazla artırılıyor. Her gün gittikçe daha fazla artırılıp ve onlar en iyi işlerde çalıştırılıyor. Diğer taraftan Doğu Türkistanlılar en kötü işlerde dışlanmış bir şeyde yaşıyorlar. Bugün mesela Urumçu, Doğu Türkistan'ın başkenti. Doğu Türkistan'ın başkenti %70'den daha fazlasın Çinli olduğu iddia ediliyor. Çinli olduğu iddia ediliyor. Yani baktığınız zaman ciddi bir nüfus değiştirme var. Ve Doğu Türkistanlıları, Türkleri, Uygurları Doğu Türkistan'dan alıp Çin'in başka coğrafyalarına dağıtma olayları var. Yani buna ses çıkartmıyor Türkiye. Yoksa orada oradaki insanı o kadar vahşi bir insanı olaydı ki onun görüntüleri kesinlikle izlediniz. Yani bir tane işçi adam 50 tane elinde sopalı adamın ortasından geçmeye çalışıyor. Kafasına döverek öldürüyorlar. Şimdi bunun Türk olmasına ihtiyaç yoktu. Sonuçta bu bir insan sorunu. Herkes olsa tepki verebilir. O çerçevede Güney Azerbaycan'a gelince şu soruyu sormak lazım. Yani AKP zaten desteklemez. Çünkü AKP'nin öyle bir Türk dünyası, milli bir kaygısı yok. Yani benim AKP'den kalkıp Güney Azerbaycan'ı destekleme hiç beklentim yok. Çünkü o zaten, bırakın AKP'yi, Türk dünyasıyla birçok şeyle zaten bağlı. Sorun burada. Başkaları destekliyor mu? MHP destekliyor mu? CHP destekliyor mu? Türk medyasında destek var mı? Türk kamuoyunda destek var mı? Sorun orada. Yani burada bu Türk yok, orada bir destek yok. Sorun oradadır ki
Yani Türkiye'nin, Türkiye'deki kamu oyunda neden destek yok? Neden MHP kendisini milliyetçi parti olduğu öldü? Mesela 2006'da Güney Azerbaycan diye bu Tebriz'de bir olaylar oldu. Hatırlarsanız o zaman bir Ahmedinejad'a bağlı bir gazetede bir karikatür çıktı. Karikatörde oradaki Azerbaycan Türklerini hamam böceğine benzetmişler. Horda dayı Mayıs 2006'da. Şimdi bu resmen gazetede şey yapmış. Türkiye'de Türklüğe hakareti biliyoruz o maddeyi. Yani şimdi burada Türklüğe hakaret var. Ne oldu biliyor musun? Ondan sonra oradaki Azerbaycanlılar isyan etti. Bir hafta, iki hafta, bir ay. Sorun bu. Benim buna şey anlatmaya yok. Türkiye'de Yeni Çağ gazetesi kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlıyordu. Ne yaptı biliyor musunuz? Manşeti buydu. Manşet hala da duruyor. Bush düğmeye bastı. Azeriler sokağa döküldü. Yani bu zihniyet var orada. Orada Türklüğe hakaret. Orada da şöyle bir şey vardı. Bir tane çocuk, fotoğrafta böyle bir şey. Bir tane çocuk bir hamam böceğiyle konuşuyor. Hamam böceğinde adam hamam böceğine nemene diyor. Biz Azerbaycanlılar mesela ne sorusunun yerine nemeneyi kullanırız. Yani nemene, yani ne demek istiyorsun? Nedir bu? Böcek, çocuk böceğe nemene diyor. Yazının başlığı değil. Böcek öldürmenin yettiği yöntemi. Çocuk Türk, yöntemlerin sadece birini sayacağım. Siz bilin hakaretin. Eğer bunlar diyor ki bu böcekler diyor insan dışkısından kullanıyorlar. Bu böcekleri öldürmek istiyorsanız lavaboya gitmeyin. Gidin başka yerde dışkınızı yapın ve üstünü öyle saklayın ki bu hamam böcekleri oraya gelemez. Hamam böcekleri kim ne mevle diye. Azerbaycan Türkleri. Filistinliler ama. Filistinliler onu söylüyorum. Yani bunu budur. Bu önemli bir unsur. Burada hiç ses çıkmadı. Herhangi bir şey de olmadı. Yani bu zaten Türkiye. Ama Filistin meselesine gelince bunu ben kabul ediyorum. Bunu zaten başından beri bunu söylemeye çalışıyorum. AKP'nin tırnak içinde siyasal İslam olgusuna çok ciddi bir biçimde duyarlılık olduğu açık. Ve o çerçevede yapılan bütün insan hakları ihlaline göz yumduğu da çok açık. Yani örnek veriyorum Emir Kosturica, değil mi? Emir Kosturica geldi Türkiye'ye ve Türkiye Bakan Günay sonuçta solcu AKP'nin içinde yer alan, kendisini öyle tanımlayan bir tip. Emir Kosturica'yı şey yaptı, Emir Kosturica gitti. Neyse, Emir Kosturica'nın çok yanlışlıkları olduğu açık. Ben onu bir faşist, bir ırkçı olduğunu ben reddetmiyorum. Ama sorun oradadır. Ömer El-Beşir'i coğrafyanda şey yaptın ya, karşıladın. Yani Ömer El-Beşir bir adam, sadece sözde faşistlik yapmış bir adamı kovuyorsun, pratikte binlerce adam öldürmüş adama yukarı başta oturuyorsun. Çünkü neden? Çünkü diyor ki Müslümandır bu. Müslüman soykırım yapmaz. Filistin meselesinde. Filistin insanın bizim hayatımızın en önemli sorunlarının biridir. Yani kim diyor ki Filistin davasında Türkiye duyarsız kalsın? Kim diyor ki Filistinliler şey? Ama Filistin davasını Türkiye'nin merkezine getirmek ve Türkiye'nin neredeyse milli çıkarlarını Filistin'e odaklamak en önemli sorundur. Yani. En önemli sorun. Çünkü bu AKP bunu yapmaya kalkıştı. Ve bizim Davos'ta yaşadığımız ve daha sonraki süreçte de yaşadığımız da tamamıyla bu odaklanmanın ve Türkiye'ye ait olmayan, Türkiye milli çıkarlarına ait olmayan şeydir. Ben bunu söylüyorum. Türkiye'de de her zaman bunu söylüyorum. AKP Amerika'ya fırça atarsa, İsrail'e fırça atarsa sevinirim. Ama ne de sevinirim? Kendi milli çıkarların çerçevesi içerisinde fırçanı at. Kız o dönem. Kuzey Irak'ta PKK yerleşmiş orayı, istediği zaman senin askerini, istediği zaman canını istediği yerde vurabiliyor. Kimin orası? O Kuzey Irak bağlamında Amerika'ya kızabilirsin. Avrupa'ya kızabilirsin. Kendi milli çıkarların çerçevesi. Ama Kuzey Irak bağlamında tık yok. Orada bir şey var. Tabii ki burada bir ideolojik duruş var. Ve pratikte de bir çelişki var ve bunun da tasvip edilmesi de mümkün değil. Yani şöyle bir şey var. İsrail devleti eleştiriyoruz.
Yanlış yaptığı çok şeyler olduğunu da kabul ediyoruz ama son tarihe bakıldığında Yahudilerle Türklerin arasında herhangi bir sorun yok. Yani süreci neden her gün daha tırmandırıp öyle bir noktaya taşıyorsun ki Türkiye ona daha ağır fatura ödemesi gerekiyor. Ha bunun niyetle sıfır sorun diyorsun. Bu sıfır sorunla çelişmiyor mu? Barış diyorsun, istikrar diyorsun. Bu barış istikrarla çelişmiyor mu? Yani senin kendi öne sürdüğün söylemlerinle de çelişiyor. Yani bu sürece bakıldığında ben biraz önce onu söyledim. Yani AKP Filistin konusunda veya İsrail konusunda Türkiye'nin başından beri politikası nettir. Türkiye 1967 sınırların öncesine geri dönülmesini istiyor. İki devletlilik esasında. Filistin bağımsız Filistin devleti de olsun diyor. Bir bağımsız İsrail devleti de olsun diyor. Bunu Türkiye'de Tayyip Erdoğan'dan daha önce İsrail'e saldıran hiç boş bir kanımız olmadı. Hatırlarsınız Bülent Ecevit İsrail'i devlet terörüyle suçlamadı mı? Türkiye toplumunda bu hassasiyet her zaman var. Solcusunda da var, sağcısında da var. Bu fark etmiyor ki. Ama bu hassasiyeti, bu duyarlılığı yapıcı bir süreçte kullanman gerekiyor. Şimdi ne oldu? İsrail-Suriye arasında barış yapıcı bir unsurdun. İsrail'le kavga ettin. Şimdi Suriyelileri İsrail'le barıştıramıyorsun. Filistinliler birbirlerine girmiş. İkisinin arasında da bir şey yapamıyorsun. Çünkü daha bölgede barış kurucu gücünü, yeteneğini, becerini kaybetmişsin demektir ya. Yani. Bu çok 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 açık bir unsurdur ve bu dengeyi tutturamamasının temel sorunu. Her şeyden önce Azer Bey Tısaf'a çok teşekkür ederiz. Sizi bizi dinledikleri için size de teşekkür ediyorum. Maşallah sizinize de kuvvet. Yandakiler dahi duyuyorlar. O çok güzel bir şey. O çok güzel bir şey. Benim iki tane onlar benim komşuluğumda ev tutmayacak. Siz özel diye böyle. AB Türkiye'yi devamlı oyalamakta. AB yerine Türkiye herhangi bir politika kullanarak Türkiye Cumhuriyetlerinden birlikte Türklerle birlikte Türk Birliği veya Orta Doğu'da kurulabilecek bir birliği kurma aşamasına gelebilir mi, olabilir mi? İkinci sorum da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu ve bunu kabul eden sadece Türkiye oldu. Türkiye'nin haricinde Pakistan olmuştu, sonradan geri çekti. Azerbaycan bizim en yakın dostumuz olarak, manevi olarak da dostumuz biliyor. Azerbaycan'ın bunu tanımayışının sebebi ne olabilir? Tamam. En son sorudan... En son sorudan başlayayım. Çok önemli bir soru. Türkiye'de de en önemli tartışmaların birisidir. Bakınız şudur. Eğer Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmiyete tanırsa Karabağ'ı hukuki olarak elden verir. Bunu net olarak söylüyorum. Şimdi Karabağ konusunda bütün hukuki platformu Azerbaycan kazanmış. Yani hukuken Karabağ Azerbaycan'ındır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bütün kararlarında Karabağ Azerbaycan'ın toprağı olarak geçiyor. Avrupa'nın bütün kararlarında da Karabağ Azerbaycan'ın toprağı olarak geçiyor. Şimdi eğer Azerbaycan, yani bu çok hassas bir denge, eğer Azerbaycan Kıbrıs'ı tanımaya doğru giderse bir Yunanistan, Fransa, İngiltere, birçok Avrupa devletinin hışmına uğrayarak Azerbaycan'ın pratikte zaten kaybetmiş, hukuksal alanda da tutup elinden alınır. Hatta bana göre Türkiye'de bu nedenle dolayı istemiyor ve istememesi de lazım. Çünkü Azerbaycan'ın durumu özel ama diğer Türk Cumhuriyetlerinden isteyebilir. Çünkü söylediği zaman hukuksal anlamda Karabağ Avrupa Birliği'nin gündemine gelir ve Avrupa Birliği'nin gündemine geldikten sonra Azerbaycan'ın hukuksal anlamda öyle başını derde koyar ki onun içinden çıkamayız. Bunu biliyoruz ki Avrupalılar ne kadar da şey olsalar ama iyi, soğuk da olsa, yumuşak da olsa intikamlarını alıyorlar. Bu önemli bir husustur. İkinci konuya, birinci şeye gelince, yani sonuçta Avrupa Birliği macerası, Türkiye'nin Avrupa Birliği arzusunun
ne kadar gerçekleşmeyip gerçekleşmemesi önemli bir sorun. Türkiye, bugün Türkiye toplumunda da zaten bu ümit ciddi bir biçimde azalmış. Hatırlarsınız eskilerde %60, %70'e kadar bir umut vardı girebileceği ama şu anda giremeyeceğiz diyenlerin sayısı %70'i aşmış. Yani daha Türkiye toplumu da Avrupa Birliği'ne girebilecek umudunu da itiriyor. Böyle bir gerçekle de şu anda karşı tüm kamu yoklamalarda bu gerçeği gösteriyor. Ama sorun şuradadır. Bana göre Avrupa Birliği'ni bütün her şeyini bırakarak... Çok sağ olun. Ben sualın birinci cümleyi Türkiye münasibetleriyle cevabı aldım. İkincisi, Böyük Turan ideyasına giden yolda ne etmeliyik? Yani iqtisadi, siyasi ve hərbi bakımda neler olmalıdır? Siz müəyyən qədər bunu açıqladınız. Yani həmişə bizim arzumuz olub ki, Türkiye Avropa Birliyinə getməsin, Avropa Birliği səviyyəsində bir Türk dövlətləri birliği yaransın, sözün həqiqi mənasında. Ama siz dediğiniz gibi Orta Asiyanın içinde de Orta Asiya Türkleri didişirler, belə deyək de. Ümumiyyətlə, kısa şekilde deyim, mən sizi çok izah etmelisim. Bunun için biz ne edə bilərik? Yani bu çok önemli. Yani ailen şəxslərin, fərdlərin çiğinə düşen yük nədir burada ve ümumiyyətlə dövlətlərin yükü nədir? Sadece bir dakika alalım. Bir dakika değil mi? Diğer arkadaşları sormak istedim. Bir dakika, tamam. Bir dakikaya bitiririm. Şimdi... Arif Bey tarafını bekliyorum aşağıda. Şimdi... Şey olarak... Şimdi Türk... Bu en büyük hata, en büyük yol bu. Benim düşüncem budur ki, eğer bir siyasi birliktelik olacaksa, bu siyasi birlikteliklerin temeli kültürel kimlik düzleminde bir birliğin yaratılabilmesi. Bu çok çok önemli bir unsurdur. Mesela Türkiye'deki belli merkezlerin ağabeylik şeyine vazgeçmeleri, yani bu çok yanlış etki yapıyor başka yerlerde. Sanki mesela Türkiye büyük abi de diğerler ona itaat etmez. Bu o kadar yanlış etki bırakıyor. Ayrıca en önemli sorun kültürel anlamda, kimlikler anlamda. Mesela Kırgız, Kazak birçoğu ne kadar kendisini Türk olarak görüyor. Yani bunlar da tartışıyor. Eğer bu biz bir defa Türkiye'nin bu ağabey mantığından vazgeçip eşit bir diyalog kurmak isterse ve kimlik ve kültürel düzeyde de biz Türk kimliğini özellikle de Kırgızlara, Özbeklere, Kazaklara şey yapabilirsek önemli bir adım atmış oluruz. Bana göre ilk başlangıç bura olması lazım.